O haksızlıkta bir hakperestlik yaparlar, muvaffak olurlar. Çünkü samimi ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Allah'ın kelam sıfatından, şimdi bu dalalet ihlas nasıl oluyor? Onu biraz yapayım. Dalalet ihlas nasıl olur? Biz biliyoruz ki ihlas Allah için. Adam inkarda bir ihlas yapıyor. Öyle diyor ya, dalalette bir ihlas. Firavun örnek olmaz mı? He? Firavun örnek olmaz mı? Bakalım abim. Allah'ın kelam sıfatından gelen şiriyatla değil, Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur'an ya, onunla değil, irade sıfatından gelen evamir-i tekviniyeye, yani evamir-i tekviniye nedir irade sıfatına gelen? Elma, avuç, armut, ağaç, dağ, deniz, yer çekimi kanunu. Bu mevcudat irade sıfatından gelmiş. Kur'an ise kelam sıfatından gelmiş. Ha, irade sıfatından gelen evamir-i tekviniye uyan muvaffak olur. Yani Allah'ın adetullah var ya, suya girersen ıslanırsın, ağzına şeker koyarsan lezzet alırsın, soğukta çıkarsan üşürsün. Bu adetullah'tır. Allah'ın irade sıfatından gelen kanunlardır. Bu kafir mümin fark etmez. 10. kattan atlarsan da seni çakar, suya girersen de ıslatır. Bu kafirde de böyle. Hangi sıfat bu? İrade sıfatında. İyi dinleyin. Çünkü dalalette de ihlas bunu çok soruyorlar. Yusuf. Bunu çok soruyor. Dalalet ihlas nasıl olur? Adetullah'a kim uyarsa, ehli dalalet dahi olsa. Adetullah var ya şu mevcudata. Mesela dürüst olursan, işini de sağlam yaparsan, sözünü de tutarsan, senin müşterin çok olur. Allah benim müşterimi göndersin. Allah senin müşterini şu kurallar içinde koymuş. Dürüst yaparsan, sözünde durarsan, sağlam yaparsan, aldatmazsan, müşterin çok olur. Ha, bu ne demektir? Adetullah kim uyarsa, istersen İsrail, ister Amerika, ister Türk, kim uyarsa, ehli dalalet dahi olsa muvaffak olur. Fiili bağlılık bu. Bizde ibadet oluyor. Yani bizde uyarsak mesela namaz kıldıktan sonra Allah'ın kurallarını uyarsak ibadet oluyor. İlleti tammeli. Bu dünyada nazırdır. Kafirler adetullah'a uydukları için ihlas oluyor. Yani dalalet ihlas ne demek? Bak şimdi. Allah'ın koyduğu bir kural var. Bir kainatta koyduğu kural var. Bir de Kur'an'da bahsettiği kural var. Bunu kaçırırsan anlamaz. Allah'ın kainatta koyduğu kural var. Sağlam yapıyor, sözünde duruyor. Tamam? Bu kurala uymak ihlastır. Dalalette bir ihlas, dinsizlikte bir dindarlık diye okudum ya. Onu izah ediyor. Peki Kur'an'ın hükümlerine uymak da ihlas. Biz kelam sıfatından gelen şeriata ihlas zannetmişiz sırf. İrade sıfatından gelen adetullah kanununu unutmuşuz. Ona da ihlas. İşte buna evamir-i tekviniye deniliyor. Bunu bulamazsınız pek bu izahı. Çünkü en çok ihlas risalesinde bunu soruyorlar. Dalalette abi ihlas nasıl olur? Bu dünyaya nazırdır. Kafirler Allah'ın kainatta koyduğu adetullah'a uydukları için ihlas oluyor. Rububiyetine mazar oluyorlar. Allah bu kainattaki idarecilerinin nedir? Rububiyet. Allah'ın rububiyetine harfen uyuyorlar. O zaman o samimiyetlerine kainat cevap veriyor, muvaffak oluyor. Ama ruhlarında uliyet hakikati olmuyor. Ama adetullah'ta muvaffak oluyorlar. Eğer Kur'an'ın emirlerine uyarsa kelam sıfatıdır. Kainat irade sıfatı. Kainattaki irade sıfatına uyarsan ihlas rububiyettir. Bu rub, Rab, Allah'ın idareciliği. Allah'ın bir de Kur'an'daki sıfatları var, emirleri var. Yap, yapma. Bunu da uluhiyet, kainattaki rububiyet, maneviyat noktasındaki şeyleri de uluhiyet. Biz Allah'ın uluhiyetine, Kur'an'ın emirlerine ve nehirlerine uyarsak, uluhiyetine ihlaslı oluyoruz.
kafir mümin fark etmeden adetullah kanunlarına uyarsak rububiyetine ihlaslı oluyor. Uliyet hakikatine mazhar olmadığı için ahirete gitmiyor amelim. Sırrı teslimiyet olmadığı için ahirete neticesi olmuyor bunların. Kişinin ahiretine mazhar-ı uliyet nispetinde oluyor. Samimi Allah için olan ihlas da mazhar-ı rububiyete, uliyete mazhar oluyor. Yani Allah'ın uliyetine mazhar oluyor. Allah'ın adetullahına uyarsa ki bu uymanın Arapçası ihlastır. Allah'ın rububiyetine mazhar oluyor. Kim olursa olsun. Kur'an'daki emirlerine neylerin uyarsa Allah'ın uluhiyetine mazhar oluyor. İkisi de ihlas. Şeriat ikidir diyor. Sıfat iradeden gelen şer-i tekmini, Risale'de geçiyor Lemat'ta. Şeriat ikidir. Sıfat-ı iradeden gelen şer-i tekvini, şu kainat. Sıfat-ı kelamdan gelen şeriat ise alem-i asker olan insanın efaline yani büyük insan olan kainata irade sıfatıyla Allah idare ediyor. O kainatın küçük modeli olan insan alemini de Allah Kur'an'daki emirleriyle idare ediyor. İradeden gelen şeriat, insan-ı ekber olan alemin ahvalini hem de harekatını ki ihtiyari değil, tanzim eden şeyidir. O meşiyet-i Rabbani, yanlış bir istilahla tabiat da denilir. Anlaşıldı mı abi? Anlaşıldı. Bu herhalde. Ama bunu çok soru, önde merak ettim. Evet, tamam. Dalalette, ihlas nasıl oluyor?